Kolay gelsin Melek Hanım. Melek nefesini bitirme. Allah'ın verdiği nefesi niye bitirin ya? Ateşim yansın şu Rus da sağ olasın. Şöyle içinden su azı ısınsın tam gibi kaynarlayayım dedim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler fındık bahçesindeyiz. Gördüğünüz gibi ben ateşin başındayım. Önüme şöyle biberlerimi aldım, yıkadım, çıkarttım sudan onları. Şu Rus'a dedim ki, şu Rus'a kamerayı açsana dedim ona. Açayım açayım dedi. Şakalaştık ondan biraz da. Arkadaşlar ne yapalım? İş bitmedi, fındık bitmedi. Fındık sezonu devam ediyor. Daha yeni başladı gibi. Kimisi yeni başladı. Doğa başlamayanlar da var. Başlamayan da var. Başlamayan köyler de var daha. Mesela dün dayımı gördüm Kurgan'da. Ahmet dayımla konuştuk. Kızım bizim daha bir ay sürer diyor. Daha yemyeşil. Hiç kızarmaya bile dönmedi diyor. Onlar hayır, daha bizden yüksekte. Yaylaya yakın. Bel alanda arkadaşlar. Bel alan diye duymuşuzdu. Kurgan bel alan. Senin dayıların orada yani değil mi Regan'ım? Bir dayım var sahte. Daha dayım yok, bir tane bir mi? Bir dayım öldü, Bursa'daydı o ya. Evet. Şöyle dedim, tavamı da kaynallayayım dedim arkadaşlar. İçini ısınmaya bırakacağım onu da şimdi. Şöyle. Arkadaş buraya ne araba yanaşıyor, ne bir şey yanaşıyor arkadaş. Üstten aşağı inirsin aşağı. Arkadaşlar böyle ateşle ilgili de sizlere bir şey anlatayım. Kadını kocası boyuna döverilmiş eskiden tabii ki. Ben de bunu başka bir arkadaşımdan duydum. Anlattı bana, hoşuma da gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Kadını kocası boyuna döverilmiş. Kadın da birkaç gün böyle hiç hani kocası dövmemiş. Bir şeyini bulamamış yani hatasını. Adam demiş ki bu şimdi ateşi yıkıyor ya. Ben bu ateşin başına bunu şimdi yakamazsa döverim. Ateş de bir güzel yanmış ki. Ey kurban oldum. Yazın o sıcağı da aynı. Kışın o sıcağı da aynı. Yaz da seviliyorsun, kış da seviliyorsun. Bilmiyorum anlatabildim mi? Arkadaşım doğru anlatabildim mi? Adam demiş ki ben bunu şimdi nasıl döveyim demiş. Yaz da seviliyorsun, kış da seviliyorsun. Isıcağın aynı. Böyle de bir ufak böyle aklımda kalanı sizlerle paylaşmak istedim. Yani ateşsiz olur mu? Yaz da sevilir, kış da sevilir. Yani olmaz. Melek Hanım neler de biliyormuşsun sen ya? Ben de onu bir arkadaşımdan duydum. Onu da öpüyorum buradan. Demek ki sana da anlatacağım maziler var galiba. Var inşallah ileriki zamanlarda. Ne yapalım arkadaşlar? Bugün kahvaltımızda biber kızartacağım. Domates doğrayacağım. Ondan sonra peynir, zeytin. Çünkü usta yer diye azıcık helva getirdim böyle az güne. Yerse onu da çıkartacağım ona. Melek Hanım helva yersek burada daha ateşlenir ha, daha çalışamayız. Bugün ısıcak çok. Evet doğru söylüyorsun. Su bedeni yanımızda şu damacana. Var da olmadığını ne? Düşün, olmadığını düşün. Ondan sonra biter. Rabbimize çok şükürler olsun arkadaşlar. Tabii ki olanı yine getireceğiz. Hep de öyle yapmışımdır bu zamana kadar. Çok şükürler olsun. Aza kanaat etmeyi bilmeyen çoğu hiç bulamazmış diye bir laf vardır. Allah'ımıza çok şükür olsun. İşte bildiğiniz gibi pat patımızı aldık sizlerle paylaştık da. Ondan sonra bugün de pat patına geldik. Bugün tarlaya pat patına geldik. Ondan hani aklıma geldi. dün hayvanlarımıza alışveriş yaptık. Şu Hüsnü'ne. Onları da sabah güzelce doyurdum böyle. Hamurlarını verdim. Sularını tuttum. Samanlarını önlerine koydum. Onları da evde bırakıp geldik yine. Aynı fırtanayı bugün getirmedik arkadaşlar. Fırtan evin yanında yoktu biz gelirken. Neyse Şuhrus yani buraya diyeyim başladık işe. Şuradaydık değil mi Şuhrus? Evet. Biz geçenki geldiğimizde bugün buraya bizim ikinci gelmemiz. Dallarını falan kestik. Dibini topladık ama dallardan dökülenler kalmıştı. Öne akşamdı toplayamadık. Ben de Şuhrus dedim. Şuhrus da bugün böyle başlayalım. Şimdi yukarıdan aşağı ineceğiz buraya. Fındık hani dal çektikçe aşağı gidiyor. Olmuyor. Aşağı in hep dökülen bir ayak sesi geliyor. Şöyle uzanıp baktım ki fırtına bir geliyor arkadaşlar. İnanın ki burası evden çok uzak.
Hayvan buraya bir kere geldi bizimle. Nasıl buldu? 3 kilometre var hemen hemen. Var değil mi? Var var. Ay şaşırdım artık. İnanın ki böyle hayretlikle ona. Ya dili dışarıda kalmış hayvanın, bizi bulayım diyor. Bak kalk sen. Bizim buraya geleceğimiz ne biliyor? Kiraz yalanı. Burası Kiraz Yala Tarlan adı. İsmini mi biliyor tarlanın? Yok. Hayvan bilmiyor. Ondan sonra şimdi orada fındığın altında yatıyor görgede. Nerede şu? Orada yatıyor bak. Orada yatıyor arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. Tarlanın altına girdi yatıyor şimdi. Görsek arkadaşlarımıza şurada. Evet arkadaş bak buraya girmiş bak. Fındıkların altına yatıyor bak. Fırtına. Şişt. Alo. Fırtına. Gel. Ha. Gel. Ha geç çıktı arkadaşlar. Fırtınam burada. Bu ne akıllı var ya bu. Gel. Kalsın az ya. Böyle yanımıza gelsin daha. Yoruldu fırtına. Evet ben de kanım. Çay suyu kaynadı galiba. Çay suyumuz bümbülüyor. Evet göbek atmaya başladı. Az kaynasın. Kaynasın güzel olsun. Kaynamadı mı iyi olmaz. Tabi. 5 dakika 10 dakika kaynasın. 5 dakika kaynasa yetiyor. Melek Hanım bugün ateş yanmıyor sanki ya. Sadece duman yapıyor. Onun dumanı da yeter. Şurası da. Her zaman şükretmeyebilirim arkadaşlar. Hani yokluktan, hep yokluktan geldi sahte. Yokluk görmeyen vallahi görebilir mi? Kıymetini bilir mi? Biz mesela şimdi evimizin üstünü yaptıracaktık. Şuhrus yine öyleydi planlarımız. Ama Şuhrus da pat patı çok istedi. Melek pat pat alacağım, pat pat alacağım. Onu da ben Oktay'la paylaştım. Oktay dedi ki anne alsın. Ben de yardımcı olayım dedi. Yarı parasını Oktay'ım gönderdi. Allah razı olsun çocuğum. Yarı parasını da biz temin ettik. Evimiz sonraya kaldı. İnşallah evimizi de fındık sonrası, fındık topluyoruz yani. Ne çıkarsa onunla yaptırmaya çalışacağız. Hem şurası. Doğru söylüyorsun. İnşallah. Mesela bizim benim evde arkadaşlar şofbenim yok şu an. hatta arkadaşımla paylaştım bir arkadaşımla. O da dedi ki bana Melek Hanım dedi kazan koy dedi banyoluğun dedi. Rahat edersin hep sıcak suyun bulunur dedi. Banyoluğa kazan koysam banyoluğum küçük. Kazanı neresine koyayım? Dışarıda mesela biz kuyumlarda hemen ev var diye ateşi yakıyoruz. Kuyumlarda kaynatıyoruz banyo suyumuzu. Hep öyle yani. Allah nasip ederse inşallah ısı güneş enerjisi de takacağız üstüne. Isıcak suyumuz olacak o zamanları. İnşallah. Allah nasip ederse de nasip etmesi hiçbir şey olmaz. O günleri de göreceğiz inşallah. Her şey yavaş yavaş arkadaşlar. Allah bize emrederse, onu bize nasip ederse olur sahte. Geçen sene dedi şu hırsı alacağım diye. Bu sene nasip oldu. Bu sene karar verdik. Güzel oldu hem de. Her eve de gerekli bence. Her eve lazım. Evet, her eve lazım. Evet, hele hele köyde yaşayanlar için. Köyde yaşayan için. Evet, mesela arabamız var ama araba her tallayı gitmiyor arkadaşlar. Her yükü vuramıyorsun. Yağım da ısındı. Şöyle biberlerimi de atayım. Şimdi bahçede biberleri kullanalım. Biber almadı artık ama. Tamam. Sabah baktım ne güzel dökmüşler böyle mis gibi. Biberlerim de kızarırken hemen domatesimi şurada. Şu çok güzel kaynıyor şurada. Evet. Pongur pongur ediyor arkadaşlar. Evet.
hani ne rastladın? Git buraya tamam, kapıya sardı. Sultan'a mı? Evet. Ben rast eder miyim onu? Seveyim ben ya. Seviyorsun tabii. Ama arabayı nasıl attım için arabanı? Böyle ağzını elime getiriyor, sen ısıracağımış gibi atayım yukarı. Buradan giderken arkadaşlar önceki gün, dün gelmedik zaten buraya, dün ev yandıydı. Önceki gün arabaya binmiyor. Benim sizler nasıl attım onu? Ama giderim pat patına götüreceğim onu. Ama bir yere ayarlayacağım orada. Üstüne? Evet. Onu bağlayacağım, alıştıracağım onu. Kendisi bilsin. Sen bin çok üstüne, o çağır yanan gelir o. Gelir ha. Bakalım bir sesler geliyor aşağılardan. Aşağı bahçelerde insanlar var. Şurada. Var var. Bayağı bir insan var. Onu da soframa koyayım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çay demleyeyim ama. Ben çay demleyeyim. Hele kanı. Gel. Kokuttun. Bahçede de başka oluyor biberi falan kokması değil mi? Kokusu bile başka. Vay, ne kadar dolmuş buralar ya. Kendime de patlıcan getirdim arkadaşlar. Çünkü patlıcan yemez. Ama ben patlıcanı çok ben seviyorum. Ben bilemedim ya. Evet. Hı. Arkadaşlar, çalışmamız lazım. Ya onu söyleyeyim ben, bunun mu? Kırık plak gibi. Çalışmadan bir şey yok abi. Çalışmak kadar güzel bir şey var mı? Yok. Yok. Ne yaparsın hep çalış. Evet. Abone değilseniz abone olmanızı, beğenileri koymanızı, yorum yazmanızı tabii ki canı gönülden istiyorum arkadaşlar. Benim de kazancım o sizin izleyip de beğendiğiniz, yorum yazdığınız videolardan tabii. Allah hepinizden razı olsun yine de diyorum. Allah razı olsun. Bundan sonra tabii bol bol yorum olursa daha güzel olur arkadaşlar. Destek yorumlar yapabilirsiniz. Çok bir şeyler yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani iki cümle yazıp daha destek yorumlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve patlıcanlarımı da suya koydum. Arkadaşlar nasıl demedim? Çaya bak. Melek Hanım. Biberi konuşturuyor. Ne yapıyor? Konuşturuyor. Konuşacak tabii. Tavaya girdi. O konuşmaz mı? Evet. Altta yanıyor. Onun ateşi gözüküyor ama altta yanıyor. Ateşim çok güzel yanıyor arkadaşlar. Ateşi yanıyor. Şöyle tuzunu da atayım. Biberlerin içine tuzunu da alsak güzel olur öyle. Melek Hanım bir hındık daha düşmüş ha. Bak. Dallardan düşüyordu değil mi ben sahtecilikte? Evet. Bu da bizim bahçeden. Evet, salatalığımız bahçeden. Evet. Sabah koparttım. Baktım bayağı biberler filan da çok güzel olmuş. Evde de biberim vardı. Dedim onu toplasam bu ziyan olacak. Ziyan etmemek adına. Evet, aynen. Melek Hanım, buna ben biraz da odun atayım değil mi? İyi olur. Tabii ki çayımız soğumasa. Güzel, güzel kalk. Şöyle
da çayımızı da güzel içelim. Aynen, doğru. Arkadaşlar buyurun gelin çay içelim, çay. Çay kahvaltı yapalım. Size kahvaltı yapacağız. Evet. Ekmeğiniz burada değil mi? Burada. Ne kadar yeter herhalde değil mi bu? Şöyle bir üfleyeyim bak şimdi ne var bakayım içinde. Uzun var içinde. Köz var mı? Közün varsa yanar. Benim ateşim yanıyor. Ama sen nefesli bir de gözün var onun aşığı. Değil mi? Üflüyor ya çok. Fındık. Taneler ezilmiş ya toprakta şöyle. Aynen. Kaç tane bu aldım bak. Ha, ben de buldum. 3 tane var. Tuttuğun yerde topla fındığı. Arkadaşlar bunlar böyle tane tane. Para işte. Değil mi Melekhan? Para mı? Dene dene para. Gram gram. Gram mı? Tabii gram altın aynı. Allah Allah. Oo. Bak. O zaman gramı sen onları toplayayım Melekhan baya. Canım bak ben daha yine buldum bak. Sen şu ürün topladığı yerleri ben bir yerinden geziyorum arkadaşlar. Evet aynen geziyorum. Ben bırakırım birazını. Birazını mı? Evet. Dene hanım bak batmış görüyor musun? Burada bak. Evet abi bir kısmını dene koydum abi. Kurumuş atayım sen de yansa. Niye yanıyor ben yaktım onu. Hazel yanmaz mı? Yanar. Yanar. Yanar yanar yanmaz mı? Sen önceki gün hani kurdun bulduydun ya böyle. Evet. Buradan yine çıkaralım. Öğlene kurusun. Ha, güneşe koyalım değil mi? Tabii. Güneşe koyalım. Kurusun hazır olsun. Tamam. Tabii güneşi ondan sonra güneşi bulabilirsek. Merhaba hanım. Burası var ya bak. Şimdi saat 1'i 2'yi geç değil mi? Sen daha burada güneş göremezsin. Serinliyor burası evet. Burası şeye geliyor. Buzda kalıyor. Akşam serinle de güzel toplanır ama. Toplanıyor ha. Şöyle burayı da şöyle bir öğler götürsek yukarı. İnşallah. İki öğler kalıyor orada. İki öğlerimiz var. Yani 3 kişi aldı yine. Allah'ın izniyle buradan çıkarız. Doğru söylüyorsun. Çünkü iki yerde daha bahçemiz var arkadaşlar. Bunun için biraz hani ateşi toplanınca olmuyor. Hava da bugün güzel. Dün de çok dün çok sıcaktı ama burası yine sıcak var burası serin. Dün resmen nefes aldım yedi insana. Evet senden öğreniyorlar Melek Hanım hava raporlarını. Sana öyle söylüyorlar ya. Bugün korkan çok sıcak arkadaşlar. Korkan yanıyor bugün. Bugün korkan yanıyor. Çamlı köyü yanıyor. Yani ordu bugün çok sıcak. Bilmiyorum ordu nasıl. Ordu'ya buradan de kaç saat başvuru. Ben burayı söyleyeyim sade. Çamlı'yı söyleyeyim ben korkanı. Bu da naza çekiyor kendini. Yanıyor böyle içinden içinden yanıyor. Şöyle hallansa ya. Hallanmıyor.
Evet, Melek Hanım yanına kadar gitmek lazım. Ne yapıyor, ne şükürüyor? Bir bakalım arkadaşlar. Kullarını süperler üstüne çıkarayım, ne yapayım başına? Patlıcanı da koyacaksın mı? Patlıcanı da sonra, sen sevmiyorsun ya öyle. Yok ona, şimdi sen... Onu ayrı koyacağım. He, tabi ayrı koyacaksın. He, bunu bir alayım. Sonra birleştiririm canım. Sen biberini yersin, ben patlıcanı yerim. Aynen, doğru söylüyorsun. Orada sakıncası yok. Güneş de bayağı tepemize gelmeye başladı. Geldi, yemeğimizi yeseydik güneş üfleyene ne kadar. Evet, inşallah. Dallar da kesiliyor, burada açıldı ya. Güzel oldu. Arkadaş, buranın içine hiç girilmiyordu çamurdan. Buraya ne güneş yüzü görmüş, ne bir şey görmüş. Arkadaş, şu hale bak ya. Allah. Fındık patlıyor. Münevver, fındıkları mı yakın yoksa? Fındığı yakar mıyım Şükrü? Evet. Yanar mı? Gram altın gibi de. Yani. Sen ne diyorsun? Evet. Şuna bak ya. Evet arkadaşlar. Her gün bir, her gün bir başa güzelliği oluyor bunun. Evet. Şöyle. Melek ne yaptın? Kapağında yiyorsun. Şimdi tencerede pişireceğiz. Kapağında yiyeceğiz işte. Allah Allah. Tabak getirmemişik evde. Vay be. Aha. Kapağına koydum. İki kişi için çok önemsemedi. Şöyle. Biberlerim de kıpkırmızı nar gibi. Yani tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Bulmuş. Biz de birbirimizi bulmuşuk sende. Biz de birbirimizi bulmuşuk. Ne yapalım? Aynen. Allah bereket versin. Bulmuşuk ki ne ya? Allah senden razı olsun. Her zaman da söylüyorum. Senden de. Eşimden memnunum arkadaşlar. Allah'ım kimsenin tatlı, huzurlu yuvasını bozmasın yarabbi. Amin, amin, amin. Kimselere fırsat vermesin. Patlıcanlarımı da atayım içine. Patlıcan yağı sever. Patlıcan, evet. Patlıcan deyince aklına yağ geldi zaten. Sesim güzel arkadaşlar. İkliyem arada bir ama odunlar güzel yanıyor. Bu bitsin şöyle. Biz çayımızı dökelim. Tamam. Bitsin. Tamam. Bitsin tamam. Fırtına bak. Fırtına! Oğlum! Fırtına sanki bir bayağı bir yorulmuş bu. Hem Melek Hanım. Yorulmuş yorulmuş. Yürüyerek adam yürüyerek nereden nereye gelmiş? Yorulmaz mı? Bugün güzel. Yerimiz güzel Melek Hanım. Yerimiz bugün iyi. Düz. Bugün güzel arkadaşlar. Buyurun çay içelim. Değerli dostlarım. Değerli arkadaşlarım. Buyurun gelin. Hoş geldiniz. Çaylarımızı yine. Dökeceğim mi Şükrü Usta? Abi ne demek? Yumuşak elini sandım. Ben Kenan'ı da verdim. Tamam olsun. Fark etmez. Onu çay suyuna yine yok ederim onu da.
Çay şey, şeker almamışım ha, pardon şu hırsla. Sepetten şeker almamışım. Şekere hep bunu diyorum arkadaşlar. Şeker kullanmıyor ya onun için. Ben şeker kullanmadığım için. Şükrü zaten kullanmış şeker. Şükrü şekeri yiye diyin ha. Ondan götürmüyorsun ha. Düşüklesine bakar mısınız? Şöyle sabitleyelim de mi? Ben çayımın yerini buldum bardağımın. Valla Meryem burası düz biraz. Düz düz. Sen de tabağın içine koy. Fark etmez tabağın içine. Şekerin daha bir zahmet sana şu hırsa ya. Ben şekerimi alayım gelin arkadaş. Şeker kavanozda şeker sattı. Kavanozlar da çok iyi oldu. Mesela yağ mı, çay mı, şekeri mi? Ne bileyim ben alacağım her şeyi tuzum, sakı tuzum burada. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun içine biraz karınca, 3-5 tane karınca girmiş ama. Kapağından girmiş. Nasıl girmiş onu hayret etti. Onu sen açık bırakmış onu. Değil mi? Tamam. Oğlum karıncaya neye giriyorsun? O da nasibini yiyecek burada. Nasibi ben onu yiyeceğim ama. Beni gel biraz düz otur ha. Rahat otur ha. Şu ayaktan biraz. Karınca sırtını daya oraya. Şu ayak var ya ama ayak, bu ayakta sıkıntı var. Sen buradan çatal verebilir misin bana? Tabii tabii ne demek. Buharızlık gelen musluların yeri değil mi? Ben tanımıyorum. Tabii ben buraları tanımıyorum. Çok da yakın değiller biz arkadaşlar. Bayağı aramız var. Zeytin, peynir, domates, biber, patlıcan arkadaşlar. Bugün kahvaltımız bu. Ben kendime var özel bir sandalye yaptırayım. Nasıl? Ufak küçük şöyle. Arabada vardı mı? Burada değil. Daha patla. Öbür arada vardı. Hı hı. Ellerinden alabilirsin şurası. Burası sana ait. Şur burası tarla oluyor işte sinek. Allah Allah falan olmaz Allah. Yapacak bir şey yok. Böyle alacağım Melek Hanım. Hı. Artık şehirde değiliz yani. Anladın? Ne var? Özelliği zaten onu öyle yiyeceksin. Şöyle biber tadına varacaksın. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben kömür ocağında çalışıyordum. Hı. Topkapı'ya geldim. Ne bileyim lüks yer besbelli. Orası. Tabii o zaman oralar. Orası. Otobüsüm kalkmasına yarım saat var. Dedim gideyim bir şuradan tavuk yiyeyim dedim. Lan arkadaş tavuğu ben bunu yiyene kadar bunu bir saatte yiyemem ben tavuğu dedim. Hı. Rahmetli Erop Taş gibi. Lan tavuğu bir kırdım ortadan. Oh. Bir aldım yemeği arkadaş. Ulan millet de beni beklemiş sanki. Ben öyleyince millet de başladı benim gibi aynı yemeği ya. Şaşırdım kaldım ya. Ne güzel değil mi? Ne güzel. Elinden daha insan
Lezzet duruyor. Hani. Adam önüme bir bıçak getti, bir çatal getti. Bunu kim bekler? Benim otobüsüm zaten kalkıyor. Topkapı'da. Karnın da aç. Açtan ölüyorum ha. Biz de kahvaltı yapmadan geldik arkadaşlar. Saat 7'de tarladaydı. 5.30'da kalktım. Sebede işte alacaklarımı aldım. Hayvanlarımıza baktık, doyurduk, suladık, yemledik. Saat tam 7'de evden çıkarken. Şu an saat 11, sofraya oturduk. Yani acıktık, hareket ediyoruz. Evil, doğrul, dalda. Üstü yemeğimizi yiyoruz yani, sabah kahvaltımızı. Kuşlu bilen olmayabilir. Sabah kahvaltısı değil mi? Sabah kahvaltısı değil. Söyledim ya. Derler ya, acıkınca bir de pallada olunca her şey insana bal kaymak gelirmiş. Öyle bir tatlı geliyor ki bize arkadaşlar. Bana öyle geliyor, bilmiyorum da. Her şey bahçede güzel olur. Amca adı neden bilmiyorum ki çaya çağırsın. Tanımıyorum arkadaşlar. Bayağı da aramız var. Bunlar Ama başka tanımıyorum. Bunlar başka köyde. Ya, tanımıyor adam ne bileyim ne. Tanımıyorum ne bileyim. Şu ne kadar da düz olsa insanın bacakları ağrıyor Furkan, değil mi? Evet, burası bahçe. Millet gurbetli olduğu için kimse kimseyi tanımıyor. Eskiden benim tanımadığım kimse yoktu. Hepsi gurbette. İstanbul'da, şurada, burada. Ama şimdi buradaki yetişenleri tanımıyoruz. Yemeden yanında yat diye hakikat doğru abi. Ye biberinden filan ye ha. Melek yok annem benim bayağı bir acıktı diyor. Kan, mideme diye bir şey girdi sanki. Krap girdi krap. Dedim buna hemen yapalım hadi.
Senin buralar mısır ekerler. Evet. Ne mısır oldu burada var ya Melek Hanım? Ben bilmiyorum da. Ben biliyorum ha. Yeter var yani. Semra'nın eltisi. O ha. Demişti bana. Melek diye biz onlara imeceye gidiyorduk. Onlardan bizine mısır getiriyorduk. Evet doğru. Aynen. İki desteği getiremiyorduk. Kelleler böyle büyük büyük oluyordu. Diye. Allah'tan bir şey olmazsa, Rabbim nasip ederse yarın Rasiye komşuyla bana fındık toplamaya gelecekler arkadaşlar. Bir terslik olmazsa. Terslik, aksilik, olmazsa. Hastalık olmazsa. Bugün o alıyor yerlerini, kara fındığını.